Bismillahirrahmanirrahim. Ee, hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül donusu, hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Ee, geçtiğimiz Salı günü e, beklenmedik bir durum oldu. Ee, Fakülteye gittiğimde giderken gelirken muhtemelen üşüttüm. Ee, derslerde de sesim biraz yoğunlunca Gerçekten tellerim hiç e, konuşmaya uygun değildi ve bugün ele almayı ve sizlerle paylaşmayı düşündüğüm konu ise e, kısık bir sesle anlatılabilecek bir konu değildi. Birazdan sizin de takdir edeceğinizi umuyorum. E, bu itibarla e, Cuma'ya aldık ve çok şükür gördüğünüz gibi dinlenilebilir bir e, sese sahibim şu anda. En azından beni rahatsız etmiyor, sizi de rahatsız etmediğini umarım. Son derece önemli bir konu bu. Örnekler bölümüne geldik ve şöylece bir hatırlatacak olursam... Çünkü bazen buradan başlayıp dinleyen izleyicilerimiz de oluyor. Aslında 9 ders yaptık. Bunlardan üçü İslami ilimlerde anlam ve anlamaya ilişkin sorunlar, problemlerle ilgiliydi. Sonra... Üç ders Kur'an'ın tarihselliği, evrenselliği ne anlama gelir konusu üzerinde durduk. Ve sonra da 3 ders Kur'an Hermonetiği üzerinde özellikle Musaf'ın anlaşılmasında bir Hermonetik yöntem olarak Kur'an Hermonetiği önerisinde ve yönteminde bulundum. Ve bu yöntemi sizlerle paylaştım ve en son Hermonetik yöntemin üçgeni olarak belirlediğimiz üçgenin üç kenarındaki temel ilkeleri konuşarak bunları üzerinden bir örnek dersler yapacağımızı söylemiştik. İşte bugün ilk o dersimizi inşallah yapacağız, sohbetimizi ifa edeceğiz inşallah. Fakat yine konuya geçmeden önce daha konunun başında izleyicilerimizin Kimileri merak edebilir, beni yakinen tanımayanlar. E, hoca bu kadar hermönetikten bahsediyor, hermönetik ilkelerden söz ediyor. Kendisinin de bu konuda bir hermönetik, e, Kur'an hermöneti yöntemi önerisi var. Acaba bu yöntemi nereye dayanıyor, nereden besleniyor? Hoca bunları nereden e, topladı e, efendim, e, bize takdim ediyor diye düşünebilirsiniz. E, bu vesileyle ee, Hermetik yöntemin uygulanmasına ilişkin örneklere geçmeden önce benim Naçizane Kur'an Hermetiği olarak sizlere sunmuş olduğum e, Hermetiğin Kur'an Hermetiğinin e, arka planını ya da e, zeminini sizinle paylaşmak istiyorum ve bu çerçevede de e, konunun e, daha başında. Bundan sonra ele alacağım örneklerde de bize lazım olacak. Ee, çok önemli olduğunu düşündüğüm bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Her zaman yaptığımız gibi yine tahtamızı açtık ve buradan devam edelim. Kur'an hermenezi dediğimizde benim Kur'an hermenezi yöntemimin birinci zemini ana zemin bu parantez içinde ana diyelim ana zemin dil geleneğimizdir yani birazdan detaylıca üzerinde duracağımız Kur'an'ın nüzulünden günümüze kadar devam ede gelen ve Kur'an'ın ve İslam'ın anlaşılması için Arap dilinin, Arap dili edebiyatının üzerine yapılmış olan tüm çalışmalar benim beslendiğim ana zemindir. İkinci zemin Batı geleneğinde özellikle 18. yüzyıldan itibaren yani günümüze kadar yaklaşık 3 asır içerisinde, son 3 asır diyelim. Son 3 asır Batı geleneğinin Yorum bilim, hermönetik tecrübesi, ikinci beslendiğim kaynak da budur. Ve biraz sonra bu gelenekleri birbirleriyle irtibatlandıracak şekilde de ele almayı düşünüyorum. E, bu gelenekler e, ana zemin olarak beslendiğim e, temel geleneklerdir. Ancak bunların içerisinde bu beslendiğim dile dayalı temeli dil olan bu geleneklerin yanında aynı zamanda tüm irfan geleneğimiz, irfani gelenek size arz ettiğim hermeneutik yöntemimin beslendiği zemini anlatmaya çalışıyorum. İrfani gelenek. Bu irfani geleneğin içerisinde İslam tasavvufu. Uzak doğu mistizmi, işraki gnostik gelenek ve daha benzer sayabileceğimiz pek çok bu konuda irfan geleneği içerisinde yer alabilecek alanlar benim beslenmiş olduğum ve oradan bir hermenetik yöntem çıkarmaya çalıştım e, Zemine tekabül ediyor ve bu açıdan baktığımız zaman aynı şekilde e, bir dördüncü Efendim e, maddede hem İslam hem de Batı felsefesi geleneği Batı felsefi gelenek Bu geleneklerde benim e, sizlerle paylaşmaya çalıştım. E, hermenetik yöntemimi oluşturmak için e, imkanım ölçüsünde, gücüm yettiğince beslendiğim ve okumaya çalıştığım e, alanlara tekabül ediyor. E, buradan hareketle, bunların mecmuundan, bunların hamulesinden, imtizacından hareketle ortaya çıkardığım yöntemleri sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla e, benim herhangi bir e, hermenetik gelenekte, herhangi bir e, isme dayalı Yöntem önerisinde bulunmuyorum. Sadece birine indirgemek istemiyorum konuyu. E, geniş bir yelpazede beslendiğim bir e, alanın olduğunu ve bu alanın ağırlıklı bölümünü de kendi geleneğimiz olan bu dil geleneği. Bizim kendi geleneğimiz olan bu ana zemini bunun oluşturduğunun altını çiziyorum. Gelenek. Şimdi böyle olunca e, bu açıdan e, benim biraz... E, bu e, günkü konuşmamın başında gelenek ve gelenekle olan ilişkimiz üzerinden e, söz etmem ve konuşmam gerekiyor. Şimdi gelenek dediğimizde e, bizim e, bugüne kadar arka planımız, tarihi arka planımızdan bahsediyoruz demektir. Şimdi bu manada meseleye baktığımızda e, kültür tarihçilerinin söylemiş oldukları çok önemli bir tespite dikkatinizi çekmek istiyorum. Kültür tarihçileri derler ki konu hukuk ve demokrasi olduğunda hiçbir medeniyet Roma ile yarışamaz. Konu felsefe olduğunda hiçbir medeniyet antik Yunan'la yarışamaz. Konu mistizm olduğunda ruh aydınlanması, kalp aydınlanması olduğunda hiçbir medeniyet uzak doğuyla yarışamaz. Ama bir konu var ki o konuda dünyanın gelmiş geçmiş hiçbir medeniyeti Müslüman medeniyetle yarışamaz. İşte o konu dil konusudur derler. Genel olarak bugün hala yaşayan, daha önce yaşamış olan ve konuyla ilgilenmiş olan ne kadar batılı önemli oryantalist varsa hepsinin ortak fikri dünyada gelmiş geçmiş medeniyetler içerisinde dili en çok geliştiren, dil üzerine en çok yoğunlaşan çalışan ve dilin bütün sınırlarını sonuna kadar zorlayan tek medeniyet Müslüman medeniyettir. Bu bakımdan diğer bütün medeniyetler özellikle Batı medeniyeti başta olmak üzere İslam medeniyetinin bu muhteşem geleneğinden yararlanmaktan asla geri durmamışlardır ve bunu da her vesileyle ifade etmişlerdir. Şimdi Batı medeniyetinin ve diğer medeniyetlerinin göklere çıkardığı bu bizim geleneğimizin dil çalışmaları ve özellikle dil üzerinden birazdan detaylarını arz edeceğim. Yapmış oldukları o muhteşem çalışmaları dikkate aldığımızda bizim böyle bir geleneğin mensupları olarak, böyle bir mirasın doğal tabii varisleri olarak ondan bigane durmamız söz konusu olamaz. Onun için ben Ahmet Keleş olarak bugün hermonetik diyebiliyorsam ve bunun üzerinden bir yöntem geliştirme çabam varsa bunun arkasında 1300 yıllık muhteşem dil geleneğimizin devasa beyinlerinin zekalarının, dehalarının çalışmaları olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla Ebul Esvet Dueli'den Halil bin Ahmet'ten Siveveh'den, Cürcanilere e, İbni Hişamlara ismini burada sayamayacağım kadar yüzlerce hatta binlerce bu alanın büyük dehalarına boşlu olduğumuz bir mirasın gücümün yettiği kadar, testimin alabildiği, kabımın alabildiği kadar onlardan doldurduklarımla oluşturduğum bir ana zeminde bir dil arka planım var. Dolayısıyla böyle bir dil arka planının üzerine son 3 asırda gelişen Batı medeniyetindeki hermönetik yorum bilim üzerine de efendim e, Karınca kararınca eğildiğimden ve onlarla meşgul olduğumdan bu iki dil geleneğini entegre ederek, imtizac ettirerek onlardan bir hermönetik yöntem çıkarmaya çalışıyorum. Bu itibarla bizim geleneğimizde e, bu konuda dilin o e, muhteşem bir biçimde e, ele alınması ve geliştirilmesi konusunda ifade edilen e, o hayranlık duyulan, Bizim de hayranlıkla ifade ettiğimiz ve ruhları şad olsun, makamları cennet olsun diye övünerek iftihar ederek, övünerek isimlerini andığımız bu geleneğimizin isimleri bize ne miras bıraktılar ne yaptılar çok kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bahsedeceğim konu ele alacağımız konularla doğrudan ilişkisi, ilişkili konular. Dil üzerine medeniyetimizin Yapmış olduğu çalışmalarda bir dilin gramerini belirlemek, iki sözcükler üzerinde çalışmak yani lügat hazırlamak. Tüm Batı medeniyetinin takdiriyle ve efendim kabuluyle altın çizerek söylüyorum. Batı dünyasından yaklaşık en az 10 asır evvel Müslüman dünya sözcük çalışmalarında, lügat çalışmalarında devasa boyutlara erişmiştir. Dolayısıyla sözcük çalışmaları, lügat çalışmaları, özellikle sözcük çalışmalarının içinde zıt anlamlı olanlar, eş anlamlı olanlar üzerine yoğunlaşan çalışmalarımız, münhasıran Kur'an'ın e, sözcükleri üzerine garibül Kur'an, hadisin sözcükleri üzerinde garibül hadis olarak yapılan çalışmaları, hele hele sözcükler üzerinde ve bunların tasarlanması üzerinde yapılan çalışmalarda fıkhulluga gibi fıkhulluga bu bizim geleneğimizin icat ettiği bir ifade ve bir kavramdır. Modern anlamıyla tam anlamıyla hermenotiktir bu. Yani batı 19. yüzyılda 18. yüzyıldan sonra ile tanışıp e, onu geliştirmeye çalışırken geleneğimiz e, medeniyetimiz bunu yaklaşık 10 asır önce e, keşfederek adeta dilin sınırlarını zorlamışlardır. Thomas Bauer'un haklı olarak dile getirdiği gibi Wittgenstein'ın 20. yüzyılda dilin sınırlarını zorladığından 8-9 asır evvel Müslüman ülema Müslüman alimler diyor. Thomas Bauer dilin mümkün tüm sınırlarını sonuna kadar zorlamışlardı. İşte burada sözcük ve lügat çalışmalarından ve fıkıh lüga gibi efendim çalışmalardan hemen sonra tefsir çalışmaları tabi tevil çalışmaları hemen arkasından şer çalışmaları hemen arkasından haşiyeler hemen arkasından talikler lahikalar Zeyiller Bu çalışmalar Hasan Hanefi merhumun da çok yerinde olarak ifade ettiği gibi bu çalışmalar dilin gelişmesine ilişkin yapılan faaliyetler aslında medeniyetin dil konusunda geldiği zirveyi göstermesi bakımından çok çok önemlidir. Zaman zaman gelenek eleştirisi yapan kimi akademisyenlerin bu şerhçiliği, haşiyeciliği vesaireyi bir gerileme, bir duraklama süreçleri olarak değerlendirdiklerini görüyoruz ki bu son derece hatalıdır. Çünkü Hasan Hanefi Merhum'un da Minen Nakli İlal Akl eserinde birinci cildinde özellikle altını çizerek ve ısrarla üzerinde durarak ifade buyurdukları gibi gelenekte hiçbir dönemde yapılan çalışmalar bir gerileme değildir. Aslında bir ihtiyaçtır, tarihsel bir zorunluluktur. E, muhtasar metinlerin şerh edilmesi bir zorunluluktu. Şerhlerin iktisarı bir zorunluluktu. Yapılan haşiyeler, talikler, zeyiller bir zorunluluktu. Dolayısıyla bütün bunlar aslında bir ilerlemenin, bir tekamülün tezahüründen ibaretti der Hasan Hanefi. Şimdi böyle olduğunda e, değerli izleyenler benim hermönetik olarak ifade etmeye çalıştığım e, ifadelerimin beslendiği arka plan açısından baktığımızda işte tüm bu çalışmalar benim size ilkeler halinde sunmaya çalıştığım hermönetik ilkelerin beslendiği ve çıkarıldığı temele ve zemine tekabül etmektedir. Şimdi kimi e, akademisyenlerin e, İslam'ın anlaşılmasında ve yorumlanmasında, geleneğin e, eleştirisinde bulunduklarında, geleneği eleştirdiklerinde, geleneğe karşı olduklarını söylediklerinde e, bu... O, benim için son derece önemli olduğundan üzerinde duruyorum bu karşıtlık e, yanlış ve hatalı bir kullanımdır e, üzerinde bir kavram olarak da duracağım e, hiçbir biçimde e, bizim gelenekten kopma imkanımız şansımız yoktur söz konusu değildir daha önce de ifade ettim Gadamer'in ifadesiyle biz geleneğin zincirinin bir zorunlu halkasıyız oradan kopamayız ve o halka Zincire ait olmak zorundadır. Ama biz geleneğin e, dogmatik mahkumları olmayabiliriz. Gelenekten söz gelimi ben bunca geleneğin e, birikiminden mirasından beslendiğimde, bu mirasın beni taşıdığı noktada gelenekteki efendim kimi görüşlerden farklı beyanlarda farklı görüşlerde bulunabilirim ki birazdan örneklerde de bunu göstereceğim bu benim en doğal hakkımdır bir akademisyenin görevidir bir düşünce adamının bir düşünce insanının görevi budur ve bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz ancak ne var ki hemen ifade edeyim burada şöyle biraz daha aşağıya indirerek ifade edeyim ve bir gelenek merdiveni çizmek istiyorum ve bu gelenek merdivenini değerlendirirken kimi zaman içine düşülen bir e, problemi e, göstermek istiyorum. Şimdi biz burada günümüzde burada duruyoruz. Burada duran biziz. Günümüzde burada duruyoruz. Bu da geleneğimiz. Yani ilk birinci asırdan başlatalım. Hicri birinci asırdan günümüze kadar geleneğin asır asır bu şekilde bize kadar geldiği bir gelenek. Ve biz işte bu geleneğin ürünü bu geleneğin meyvesiyiz. Şimdi böyle bir ürünün, böyle bir meyvenin zaman zaman kimi akademisyenlerin gelenekteki bu geleneksel İslam yorumu, geleneksel din yorumu, geleneksel din ve İslam yorumu bunlara karşı, bununla ilgili yorumlara karşı farklı görüşlerde olduklarından, farklı görüşlere sahip olduklarından dolayı kendilerini geleneğe göre daha rasyonalist, geleneğe karşı protest bir duruş sergileyen kişiler olarak da e, tanımlayabiliyorlar. Tabi herkesin kendisini nasıl tanımladığına karışamayız. Ancak burada bir anokranizme düşüldüğünü, bir önemli e, gözden kaçan problemin olduğuna dikkat çekmek istiyorum sadece. O da şudur. Şimdi günümüzde özellikle ben de birkaç hafta üzerinde durdum kendilerini tarihselci olarak tanımlayan ben bilgiye tarihsel açıdan bakıyorum ilmi tarihsel açıdan yorumluyorum diyen birisinin e, geleneğe karşı geleneğe karşı protest bir duruşu söz konusu olamaz çünkü protest duruş hanifliktir benim dersin sonunda Ahmet Bey'e göndereceğim okumanız için yetkin düşüncenin sol söylem sayısında haniflikle ilgili yazdığım bir makalem var. Bu konuda üzerinde durdum. E, yararlanacağınızı umut ediyorum. E, hanifliktir. E, protest duruş. Dolayısıyla e, tarihselci bir kimse ben geleneğe karşı geleneksel İslam algısına protest duruyorum diyemez. Çünkü protest durmak e, hanifliktir ve eş zamanlılığı eş zamanlı olmayı çağdaş olmayı tarihsel beraberliği gerektirir. Tarihsel birlikteliği gerektirir. Yani insan ancak eş zamanlı olarak aynı zamanda yaşadığı, aynı zamanda birlikte olduğu düşüncelere protest durabilir. Onun için asr-ı saadette Hazreti Peygamber de başta olmak üzere hanifler vardı. Bu haniflere niye hanif diyoruz? Haniflik protest demektir. Yani mevcut düzene, yaşama, dünya görüşüne, ahlaka karşı olmaktır. Protestlik budur. Ama mevcuda karşı protest durulur. Eş zamanlı olarak birlikte olduğumuz şeye karşı olunur. Dolayısıyla ben 100 yıl öncesine bin yıl öncesi düşünceye protest duruyorum denilemez. Bu kavramsal olarak ve felsefi olarak yanlıştır hatalıdır. Doğrusu kendi zamanımızda olur. Ama mesela bir akademisyen şöyle diyebilir. Ben günümüzdeki falanın filanın falanın ya da falanların gelenek algısına karşıyım. Buna protest bir duruşum var. Eyvallah. Bu doğrudur. Birilerinin gelenek anlayışına, geleneği değerlendirmesine, geleneği dogmatikleştirmesine karşı olabilirsiniz. Eyvallah. Ama geleneğe karşı olunamaz. Neden? Çünkü bu tarihselciliğin doğası ve felsefesiyle de çelişir. Zira tarihselcilik demek her bir tarihsel ortamda buradaki ulema kendi koşullarında düşünmüş, tarihsel imkan dahilinde neyi işte düşünebildiyse onu performans olarak ortaya koymuş. Bunların bu performanslarını takdir etmek o günkü koşullarda ancak o kadar düşünebilirlerdi. Demek en çok Tarihselciyim diyene yakışır. Çünkü tarihselci demek bilime ve bilgiye tarihsel koşullar üzerinden bakmak ve değerlendirmek demektir. Böyle olunca da bizim e, geleneğe baktığımızda, geleneği değerlendirdiğimizde bizim geleneği yargılamak gibi bir lüksümüz olamaz. Geleneği yargılayamayız ama geleneği değerlendirebiliriz. ...geleneği anlamaya çalışabiliriz. Gelenekte ne olmuşu anlamaya çalışabiliriz. İşte yapmaya çalıştığım benim bu. Bizim e, duruşumuz, durduğumuz yer... ...ya da benim şahsen Ahmet Keleş olarak... ...hermönetik yöntem diye sizlere arz etmeye çalıştığım... ...bu yöntemle ortaya koymaya çalıştığım durum... ...tam olarak işte bu. Yani geleneğin tüm birikinden beslenmek... Ve geleneğin tüm birikiminden beslendiğimde elde ettiklerimi kendi çağımın birikimleriyle imtizac ettirerek oradan bir perspektif çıkarmak ve bu perspektiften kutsal kitabımızı anlamaya, idrak etmeye çalışmak. İşte bu manada konuya baktığımızda sevgili izleyenler bizim e, hermenetik yöntemi olarak ifade ettiğim ee, düşüncelerim böyle bir arka plana, böyle bir zemine tekabül ediyor. Dolayısıyla e, benim her bir söylemim e, geleneğin efendim bana sağladığı imkan üzerinden bir söylemdir. Böyle bir geleneğin evladı, böyle bir geleneğin ürünü, böyle bir geleneğin varisi olmamış olsaydım bir Ahmet Kereç olarak bugün bu konuşmaları size asla yapamazdım. Onlara Minnet borçluyum, şükran borçluyum, ruhları şad olsun, aziz ruhlarının manevi suliyetlerinin karşısında hürmet ve saygıyla e, onları selamladığımı ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla e, berhudar olsunlar ki bize dil üzerinden bunca şeyleri düşünebilmeyi, görebilmeyi, ve anlayabilmeyi sağlayacak muhteşem bir miras bize bırakmışlar. Şimdi bu söylediklerimden sonra e, örnekler bölümüne geçebilirim. Demek istedim ki e, sevgili izleyenler, hermönetik yöntemimiz ne idü belirsiz, neye dayandığı bilinmeyen temelsiz, köksüz bir şey değil. Hermeneutik yöntem dediğim şey benim kadar geleneğe ait, benim kadar geleneğin ürünü, benim kadar geleneğin bir devamı ve benim kadar da bir gelenekçidir. Bu itibarla eee gelenekçi deyince günümüzdeki gelenekçi gelenekçilik karşıtlığı ee, maalesef talihsiz kavgalarını da e, buradan e, bir cümleyle özellikle akademisyenler e, çerçevesinde e, bunun gereksiz ve yersiz bir e, kavga olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü e, bir İslam alimi bir Müslüman akademisyen söylemi ne olursa olsun gelenekten kopamaz, geleneği yatsıyamaz, küçümseyemez. Belki maksadını aşan ifadeler, kavramları doğru kullanmamış olmaktan kaynaklı sıkıntılar söz konusu olabilir. Az önceki söylediğim efendim protest İslamcılık, rasyonalist İslamcılık ifadelerinin hatalı ve yanlışlık yanlış kullanılmalarında olduğu gibi. Dolayısıyla tabi bu arada şunu da aklıma geldi söyleyecektim hatta buraya da yazdım unutmuşum şimdi gördüm notlarımı değerli izleyenler Thomas Bauer'un bunu yazayım isterseniz şuraya Müphemlik kültürü diye bir eseri var. Biraz ağır bir eserdir. Özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencileri, mezunları, yüksek lisans, doktora yapanlar için tavsiye ediyorum. Bu eseri okumanızı tavsiye ederim çünkü burada gerçekten çok önemli tespitler var. Bu tespitlerden birisi de şudur. Yani bizim geleneğimiz kadar ihtilafa açık, ihtilafa dair tecrübesi engin ve zengin başka bir hemen hemen medeniyet gösteremezsiniz. Bu medeniyet ihtilaflar ve farklı düşünceler konusunda yelpazeyi o kadar genişletmiştir ki dil konusunda olduğu gibi o kadar genişletmiştir ki geleneğimiz İbni Teymiyye'ye sahip çıktığı kadar İbni Arabi'ye de sahip çıkmasını bilmiştir. Geleneğimiz en aşırı uçta söyleme sahip bir sufiye sahip çıkabildiği kadar en zahiri yoruma sahip zahirilere de sahip çıkmayı bilebilmiştir. Ve bütün hayranlığımla ifade etmek istiyorum. Medeniyetimiz kullu muçtehidin musib diyebilecek kadar büyük bir medeniyettir. Bunu söyleyebilmiş başka medeniyet göstermek çok zordur. Her müştehi haklıdır. Her görüş sahibi doğrudur diyebilmek bu kadar büyük düşünceye, fikre, özgürlüğe meydan açabilmek kolay kolay herhangi bir medeniyete nasip olmaz. Onun için bizim fikirler üzerinden kavgaya değil Fikirler üzerinden düşüncede zenginleşmeye perspektifte genişlemeye ihtiyacımız var. Perspektifi daraltarak sadece tek bir açıdan herkesin bakmasını sağlamaya değil Her açıdan herkesin istediği gibi ve dilediği gibi bakabilmesine imkan sağlamamız var Çünkü sağlamamız gerekir çünkü farklı bakışlar bir zenginliktir ve zenginlikten insana asla zarar gelmez. Şimdi bütün bu söylediklerimi inşallah hem giriş sadedinde hem de meramımı anlatma bağlamında inşallah anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Birinci örnekten başlayacağım. Şimdi birinci örneğimiz hermönetik üçgenimizi de hatırlarsak hermönetik üçgende birinci ilke üsluptu üslupla ilgili Kur'an ayetlerinden örnekler ele alacağım ve bu örneklerin musaf olarak tercüme edildiğindeki sorunlarının ne kadar büyük olduğuna ve bu sorunları benim önerdiğim hermene틱 yöntemi kullandığımızda nasıl çözebildiğimiz ve artık bu sorunların sorun olmaktan nasıl çıkabildiğine dikkatlerinizi çekmeye çalışacağım gücüm yettiği ölçüde. Şimdi birinci örneğimizi hemen Kur'an-ı Kerim'den Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu malden yine okuyarak vermek istiyorum. Şimdi burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın malini sürekli kullanmamın çok önemli bir sebebi var. ...makalelerimde de bunu kullanıyorum... ...ve makalelerimde de buna atıfta bulunuyorum... ...söylüyorum... ...hem en çok okunan mahallelerden... ...biri olması hasebiyle... ...bu açıdan... ...diyanet işlerini kutluyorum... İkincisi de resmi bir... ...kuruma ait olması bakımından... ...önemsiyorum ve dolayısıyla... ...bu açıdan bizim... E, ...elimizde... E, ...örnekleri... ...sizinle paylaşırken... Böyle bir mal üzerinden e, gitmem ve farklılıkları bu mal üzerinden ortaya koymaya çalışmam önemli. Şimdi bizim temel problemimiz şuydu, daha önce de söylemiştim. Efendim, biz insanlara Kur'an okuyun, mal okuyun diyoruz ve insanlar da Kur'an okuyor, mal okuyor. Peki mal okuyor ama mal alıyor bakın daha ikinci sayfa. Fatihayı okudu, sureyi Bakara'ya geçti, sureyi Bakara. Birinci sayfa, ikinci sayfaya geçti efendim ikinci sayfada Sure-i Bakara'nın 6 ve 7. ayetlerini okuyor vatandaş. Beraber okuyalım. Beraber okuyalım. 6. ayet. Tercümesini okuyorum. Orijinal lafızlarını zaten birazdan yazarak sizinle paylaşacağım. 6. ayet. Küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onları için birdir inanmazlar. 7 Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi bunu normal Türkçe okuyan bir vatandaş okuduğunda mali daha yeni başladı. Ben şu Kur'an'ı bir okuyayım. Ne var ne yok bunu bir anlayayım dediğinde karşılaştı durum bu. Şimdi buradan öte geçemiyor zaten normal insanlar. Hemen bir hoca aramaya, birini bir uzman aramaya başlıyor. Hocam ya bu ne demek? Uyarsan da uyarmasan da inanmayacaklar. Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemişse, gözlerine de perde çekmişse bu adamlar zaten inanamazlar. Nasıl oluyor bu? Ne oluyor? Bu ne demek? Diyor haklı olarak insanlar. Hatta ben bunu bu arada onda göstereyim izleyicilerimize Ankara Okulu yayınlarında çıkan Kur'anın Nüzul dönemiyle ile Okuma Katlı 5-6 e, arkadaşla içinde yazılarımız var çıkarmış olduğumuz bu e, eserde iki tane bölüm yazım var. Bunlardan biri özellikle bu konularla ilgili okumanızı tavsiye ederim imkanınız varsa. E, orada da söylediğim gibi makalede yani bu ifadeleri zahirleriyle okuduğumuzdaki işte tercüme burada böyle böyle yazıyor. Böyle okuyoruz. Normal okuyucu da böyle okuyor. Ve insanlar doğal olarak diyor ki hocam yani bu zaten adamın inanacak hale kalmamış ki. Kalbi mühürlü, kulağı mühürlü, gözü perdeli. Nasıl inansın bu adam? Ve zaten Allah da inanmayacaklar diyor. İnanmazlar diyor. Ne olacak şimdi bu? Geleneğimize baktığımızda bu ayet-i kerimelerin kelam açısından cüzi irade, külli irade, kader aklınıza gelen tüm kelami problemlerle ilişkilendirildiğini ve bu ayetlerin tam anlamıyla içinden çıkılmaz bir kısır döngüye dönüştüğünü görüyoruz. 1960 yılında vefat eden çağımızın büyük düşünürlerinden e, merhum Said Nursi'nin İşaratul İcaz tefsirine baktığımızda da orada görebilirsiniz. Bu ayetlerin tefsirinde diyor ki nedir bu cüz'i irade ki kazdıkça altından cebir çıkıyor diye bunu esefle ifade ediyor. Şimdi bütün bunlar bu yorumlar bu efendim yaklaşımlar konuyu bunca derinlikli bir kelami probleme dönüştürmelerin sebebi bu şekilde ayetleri mushaf olarak okumamızdan kaynaklanıyor. Bu bir mushaftır musaf olarak okumamızdan kaynaklanıyor. Peki biz eğer bu ayetleri okuduğumuz bu ayetleri musaf olarak değil de Kur'an'ın nüzulü üzerinden Kur'an'ın vahyin indirildiği pasajları üzerinden okur isek yani benim Kur'an hermöneti dediğim Kur'an hermöneti üzerinden okursak bakın şimdi birlikte okuyalım ve bu ayetlerin anlamlarını anlayalım. Bakalım hiçbir kelami problem, kelami sorun kalıyor mu? Ya da bu ayetlerden bir kelam problemi, cüz irade, külli irade, kader vesaire cebir sorunu çıkartmak mümkün mü? Bunu da sizinle birlikte müteala edelim. Değerli izleyenler, Kur'an bize Fussilet suresi, şimdiki Musaf'ta 41. sure ve 5. ayet. Bakın Mekke'de nazil olduğu kesin olan bu e, surede Mekke yıllarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sıklıkla Kureyş'in ileri gelen müşriklerini İslam'a davet ettiğini onları inanmaya çağırdığını görüyoruz ve onlar da Allah Resulü'nün bu ısrarlı onları İslam'a ve inanmaya davet etişleriyle alay ettiklerini dalga geçtiklerini, istihsa ettiklerini görüyoruz e, ve bunu da Kur'an-ı Kerim onların kendi ifadeleri olarak Fussilet Suresi 41. suret 5. ayette bize gayet net ve açık olarak naklediyor. Bakın. Şimdi okuyalım. Fussilet Suresi'ndeki ayeti okuyoruz. Ve Bu işte sureyi Bakara'da innellezîne keferu inanmayanlar diye Allah'ın söz ettiği bu müşrikler inanmayanlar dediler ki Allah Resulüne ya Muhammed sen bizi davet edip duruyorsun iyi de kulubuna fi ekinnatin tad'una ileyhi senin bizi imana kabule çağırdığın şeye karşı bizim kalplerimiz kapalı Ve fi azanina vakrun. Kulaklarımız tıkalı. Ve min beynina ve beyneke Seninle bizim aramızda perde var. Birbirimizi görmüyoruz. Durum bu. Sen sürekli gelip bizi çağırıyorsun, çağırıyorsun da sana inanacak bir kalp bizde yok. Seni dinleyecek kulak yok. Sana bakacak göz yok. Ne uğraşıp duruyorsun? Ayet devamında diyor ki: "Famel Fa buna rağmen yine de sen ben davet edeceğim diyorsan sen bilirsin. Davet et dur. İnna amilun biz böyle yapmaya, yani sana kalbimizi kapatmaya, sana kulağımızı tıkamaya, seni görmezden gelmeye devam edeceğiz." diyor müşrikler. Bakın Bunların hepsi müşriklerin kendi sözleri. Allah Resulü'nü rencide eden, onu üzen, davetini hafife alan, tahkir eden, tezif eden onların sözleri. İşte Allahu Teala burada onların bu sözünü ironi olarak tam bir günümüzdeki ifadeyle bir ironi sanatı olarak onlara iade ediyor. Fussilet suresinden çok sonra nazil olan işte bu sureyi Bakare'de okuduğumuz ayetlerle Allah Resulüne teselli olarak diyor ki ey peygamber senin onları davet etmen ya da etmemen onlar için önemli değilmiş. Onlar inanmayacaklar imiş. Çünkü kalpleri sana karşı mühürlü, kulakları sana karşı tıkalı ve gözleri de sana karşı perdeliymiş. Kendileri bilir. Ve azabun azim böyle olanlar için büyük bir azap vardır diye Cenab-ı Hak Sure-i Bakare'de böyle söylüyor. Şimdi ikisini birleştirdim az önce bakın. İkisini birleştirdim. Fussilet suresindeki müşriklerin ifadeleriyle Sure-i Bakare'deki allah Teala'nın verdiği karşılıklı cevabı birleştirerek söyledim. İşte hermenotik yöntem dediğim bu. Bu ilişkiyi, bu irtibatı tarihsel olarak, Kur'an'ın müşriklere ait sözleri onlara yeniden iade eden, peygamberini teselli eden, onların Hazreti Peygamber'i tezif eden bu ifadelerine karşılık onlara sözlerini adeta iade eden üslubunu doğru okuyup anladığımız zaman burada ne kelami problem var, ne cüz'i irade sorunu var, ne külli irade sorunu var. Tamamen Allahu Teala'nın bir ironi olarak müşriklerin sözlerini onlara bir iadesi var. Bir kere daha söylüyorum. Müşrikler diyor ki ya Muhammed sen bizi İslam'a, imana, bir Allah'a davet edip duruyorsun. İyi güzel de bizim kalplerimiz sana karşı kapalı. Kulaklarımız tıkalı. Seninle aramızda da perde var. Seni görmüyoruz bile. Sen ne uğraşıp duruyorsun diyorlar. Allah da buyuruyor ki ey Muhammed onları sen sakındırmaya, uyarmaya çalışsan da çalışmasan da onlar için fark etmiyormuş. Öyle söylüyorlar. Kalplerimiz şöyle, kulaklarımız böyle, gözlerimiz böyle diyorlar. Eh kendileri bilir. Onları büyük bir azap bekliyor diyor Allah. Buyurun bakın iki ayeti birlikte bu hermeneutik yöntemle anladığımızda ne anlam problemi kaldı ne anlam sorunu kaldı ne de efendim cüzi irade külli irade cebir kader kelami problem kaldı hiçbiri yok ama hocam iyi güzel de burada bir sorun var şimdi müsaadenizle ben o sorunun farkındayım. Zaten de ikinci örnekte oraya gelmeye çalışacağım ve bu birinci örneği. Şimdi biraz yazarak konuşalım. E, çünkü yazmamız gerekecek ve onların üzerinden çok önemli hususlara e, müsaadenize dikkatinizi çekeceğim. Sure-i Bakare, Bakare 7. ayet. Bakın. Hatemallahu. Hatemallahu. Ala kulubihim. ve ala sem'ihim. Ve ala ebsarihim gışavetun. Bakın. Evet. Tamam güzel de diyor ki onların kalplerini ben mühürledim diyor Allah. Allah mühürledi diyor. Kulaklarını ben mühürledim. Allah mühürledi diyor. Gözlerine perdeyi ben çektim. Gözlerinde perdeyi ben koydum diyor. Bunu ne yapacağız hocam? Yani Allah burada deseydi ki ya Muhammed benim tercümeye yansıttığım gibi. Onlar kendileri böyle söylüyor. Kendileri bilir deseydi bir sorun yoktu. Ama öyle demiyor. Ben mühürledim diyor. Onların kalplerinin mühürlediğini, kulaklarının tıkalı oluşunu, gözlerinin kör oluşunu tabir yerindeyse perdeli oluşunu Allah kendine isnat ediyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Müşriklerin müşriklerin Fussilet suresinde Fussilet 5 Fussilet suresinde kendileri ne ait sözlerini Allah kendisi ne isnat ediyor. Yani ben kalplerini mühürledim, kulaklarını mühürledim diyor. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Cenab-ı Hak neden böyle bir durumu, müşriklerin ifadelerini kendisinin mühürlemiş olduğunu ifade ederek kendisine isnat ediyor? Şimdi eee değerli izleyenler bu birinci örneğimizi ve çok önemli ikinci bir örnek üzerinde daha duracağım. İkinci örneğimizi birlikte anlamamızı sağlayacak ee, Hermonetik yöntemin üçgeninde ele aldığımız üslup e, konusunda Allahu Teala'nın biz diye ifade ettiği işte burada da gördüğünüz gibi biz diye ifade ettiği ikinci örnekte birazdan göreceğiz ifade ettiği örneklerde biz şöyle yaptık, biz şöyle ettik şeklinde ifade edilen Kur'an'daki e, bu ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiğine, gerektiğine ilişkin, bunları nasıl anladığımızda doğru ve sorunsuz olarak anlayacağımıza dair temel bir usul bilgisine sahip olmazsak, ne musafı çevirebiliriz ne musafı anlayabiliriz ne de birini anlatabiliriz. İşte bu nedenle müsaadenizle burada biz yaptık biz ettik şeklindeki tüm Kur'an'i ifadelerin ama istisnasız tamamına uygulayacağımız bir usul bilgisine bir hermenotik ilkeye dikkatinizi çekeceğim. Bu hermenötik ilkemiz sünnetullah'tır. Değerli izleyenler, Sünnetullah kavramı Kur'an-ı Kerim'de birkaç kez geçen son derece önemli bir kavramdır. Bu kavramı çok iyi anlamamız e, ve bu kavramın Kur'an'da geçen tüm biz yaptık, biz ettik şeklindeki ifadelerle olan ilişkisini ve irtibatını kurmak konumuz ve dersimiz bakımından son derece önemli. Cenab-ı Hak sünnetullah'la ilgili olarak Kur'an'da buyuruyor ki velen tecde velen tecde li sünnetillahi tebdila başka bir ayette tahvila. Aynı ayette tebdila, tahvila geçen de var. Buyuruyor ki sen Allah'ın sünnetini, sünnetullah, tebdilen, aniden, birdenbire, tahvila, tedrici, zamanla, değişmiş göremezsin. Yani Allah'ın sünneti sabittir, değişmezdir diyor. Sabittir, değişmezdir. Peki nedir Allah'ın sünneti ki değişmez, sabittir? Allah'ın sünneti dediğimizde değerli izleyenler iki önemli hususun olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi evrenin yasaları. Evren yasaları. Yani fizik yasaları. Evrendeki tüm fizik yasaları Allah'ın sünnetidir. Sünnetullah'tır. Dolayısıyla Kur'an'da da çoğu zaman geçen zikredilen o ifadeleri anlayalım. Yerin göğün ona secde etmesi, güneşin ayın secde etmesi, ağaçların secde etmesi, emrine itaat etmesi bütün bunların anlamı Allahu Teala'nın koyduğu yasaya uygun olarak hareket etmeleri demektir. Yani evrende atomdan atom altına atom üstüne ister mikro alem ister makro alem hangisi olursa olsun evrende sünnetullah olarak ifade edilen ilahi yasanın işlemediği, ilahi yasaya tabi olmayan hiçbir nokta gösteremeyiz. Dolayısıyla Allahu Teala evrendeki her şeyi kendisine isnat eder ve işte güneşi biz döndürdük. Onu biz şöyle yaptık. Onu biz böyle yaptık. O şöyle uyar, o şöyle itaat eder şeklinde ifadeleri tamamen evren yasalarıyla ilgili. Şimdi bunun yanında çok önemli ikinci bir husus daha var ki o da sünnetullah insanların davranışlarıyla ilgili. İnsanların davranışları. Allah insanları yeryüzünde imtihan etmek için yarattığı ve gönderdiği için değerli izleyenler insanların davranışlarına insanları yaratmadan önce Allahu Teala kendi bir yasa koymuş sünnetullah davranışlarına. İnsanlar şu sünnetullah evrende yasalar vardı ya sünnetullah'a sünnetullah'a uygun hareket ederlerse ödül alacaklar, ödüllendirilecekler. Sünnetullah'a aykırı hareket ederlerse cezalandırılacaklar. İşte ben buna dünyadaki bu ödül ve cezaya Sünnetullah ödül ve cezası, dünyevi dünyevi ceza, dünyevi ödül diyorum. Ona dikkatinizi çekeceğim birazdan. Ee, bu Sünnetullah bu Sünnetullah İnsanların dünyadaki her türlü davranışlarına karşı Allahu Teala ya bir mükafat ya da bir ceza olacak yasa belirlemiş. Sosyal yasa diyoruz buna. Eğer İbn Haldun'un mukaddimesini bu gözle ciddice okuy okursak orada da gayet net bunları görürüz. Toplumların, fertlerin, ailelerin yaşamlarının, davranışlarının sünnetullah'ta bir karşılığı var. Eğer örneğin, örneğin bir toplum adalete riayet ediyorsa yaşamaya devam eder. Bu ödüldür. Adaletten zulme kayarsa helak olur. Bu cezadır. Bakın ama sünnetullahın ödülü ve cezasıdır. Dünyevidir bunlar. Örneğin bir toplum bir toplum binalarını sağlam yaparsa depremde sağ kalırlar. Bakın ödüldür bu. Niye? Binayı sağlam yaptı. Ama betondan çalar, demirden çalar, hile yapar, zayıf yaparsa depremde ölürler. Bu da, bu da cezadır. Onun için birilerinin depremde ölmesi Allah Teala'nın onların günahlarına karşılık verdiği bir ceza falan da değildir. Bunu iyi anlayalım. Allah insanların günahlarına, sevaplarına karşı bu dünyada ne ceza verir ne mükafat verir. Günahlarımızın ve sevaplarımızın karşılığını alacağımız yer mahşerdir. Burada karşılaştığımız ödüller ve cezalar sünnetullahın ödül ve cezalarıdır ve sünnetullah dünyevi bir şeydir. Dolayısıyla sünnetullah dünyevi bir şey olduğu için dünyevi olarak ödüller alırız ve dünyevi olarak ceza görürüz. Örneğin Japonlar depreme 10 şiddetinde depreme dayanıklı binalar inşa ettikleri için 8 şiddetinde depremi hissetmezler bile bu onlara bir ödüldür. Ama müteahhitleri hırsız ve hain olanların malzemeden çalarak inşa ettikleri uyduruk evler altı şiddetli depremde çöker içinde binlerce insan ölürse bu orada yaşayan insanların günahından değil. O hainlerin, müteahhitlerin ahlaksızlığının bir cezasıdır. Dolayısıyla bu toplumsal olarak böyledir. Şimdi dikkat edin burada çok önemli bütün bunları Ahmet Hoca niye bize bugün anlatıyor diye aklınızdan geçirebilirsiniz. Bütün bunları şunun için anlatıyorum. Şimdi Allahu Teala gerek evrende gerek insanlarla ilgili bir yasa belirledi. Yasa belirliyor. Bu bir yasadır. Yasa belirler. Ve şunlar da yasaların sonuçlarıdır. Yasaların sonuçları yasaların sonucu. Ödül ya da ceza yasaların sonucudur. Yasayı koyan, buraya yazıyorum e, bunu kırmızıyla yazayım, kalıcı olsun ve bu yazacağıma dikkatiniz istirham ediyorum. Yasayı koyan koyan yasanın sonuçlarını yasanın sonuçlarını kendisine isnat eder. Kendisine isnat eder. Şimdi bir kavim birazdan konuşacağız. Helak olmayı hak eden işler yapar helak olur. Peki bu nedir? Sünnetullah yasasıdır. Peki Allah işte onları biz helak ettik dediğinde aslında kastettiği bu sünnetullah'tır. Buna birazdan geleceğim. Zaten bunun üzerinde duracağız detaylı olarak duracağız ve bu o, konularla irtibatını sağladığımda e, umut ediyorum hem ikinci örneğim hem de bu anlattıklarım daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi bunu bu söylediklerimi yasayı koyan yasanın sonuçlarını kendisine isnat eder ifademi müsaadenizle biraz önceki ayet-i kerimeye Allahu ala kulubihme yeniden dönelim ve buraya uygulayalım. Şimdi Allahu Teala Allah-u Teala sünnetullah olarak koyduğu yasalarda insanların insanların kalplerini kulubuhum bakın kalp insanların kalbi kalbi günahlar sardığında duyarsızlık bir kişinin karakteri olmaya dönüştüğünde dünya onun için cazip hale geldiğinde daha pek çok nedenler bir araya geldiğinde sünnetullah yasası gereği o kalp maneviyata, imana kapanır, mühürlenir. Sünnetullah yasasıdır bu. Zaten Kur'an'ın pek çok ayetinde de var. İşte belrana ala kulubihim. Kalpler niye paslanıyor? Kalpler niye kirleniyor? Kalpler niye kararıyor? Yapılan kötülükler, kötü ameller, günahlar o kalbi karartır, o kalp mühürlenir adeta, kilitlenir adeta. Niye? Çünkü sünnetullah yasasında kalp işlenen her bir kötülükten dolayı üzerine nokta konulan bir beyaz sahife gibi kirlenmeye başlar. Bu kirlenme arttıkça nihayet o kalp tamamen hakikate kapanır, adeta mühürlenir. Şimdi bu kalp Şimdi mühürlendi. Neye göre mühürlendi? Sünnetullah'a göre. Sünnetullah yasasına göre mühürlendi. Peki sünnetullah kime aitti? Allahu Teala'nın yasasıydı. Şimdi Allah kendi koyduğu yasasının sonucunda mühürlenen kalbe o kalbi Allah mühürledi diye kendisine isnat ediyor. Durum bundan ibaret. Yani cümlenin Türkçesinden İlk akla gelen ve anlaşılan olduğu gibi Allah onlar inanmasın diye haşa onların kalbini mühürlemiyor. Böyle yapar mı? Böyle yapsa niye peygamber gönderiyor vahiy göndersin? Görüyor musunuz? Mesele o kadar basit değil. Konunun hermenetik olarak bir hermenetik yöntem üzerinden doğru anlaşılmasını algılamak bakımından bu verdiğim örneğin ne kadar hayati, ne kadar önemli olduğunu umarım siz de takdir etmişsinizdir. Bir kere daha söylüyorum. Demek ki Allahu Teala kalbin kararmasının ve mühürlenmesinin, kulakların sağır olmasının ve tıkanmasının, gözlerin kör olmasının ve perdelenmesinin her birerleri için sünnetullah'ta yasa koymuş. İnsanlar şöyle davranırlarsa bu onların kalbini mühürler. Şöyle davrandıklarında kulakları hakikate tıkanır. Şöyle davrandıklarında gözleri gerçeği göremez hale gelir. İşte bu davranışlarının sünnetullah sonuçları gözün körlüğü, kulağın tıkanmışlığı ve kalbin mühürlenmesidir. Peki bu kalp, bu kulak, bu göz neyin sonucunda bu hale geldi? Sünnetullah. Sünnetullah böyle yasa koydu. Böyle amel ederseniz kalbiniz kararır. Böyle amel ederseniz kulağınız tıkanır. E bu yasaları kim koydu? Allah. Allah'ın yasalarının sonucunda bunlar gerçekleştiği için Allah bu sonucu kendisine isnat ediyor. Yani yasanın sonucunu yasaya koyan kendisine isnat ediyor. Ben mühürledim diyor. Buradan ben mühürledimi şöyle anlamamız gerekiyor. Ben mühürledim çünkü koyduğum yasa gereğisiz kalbinizin mühürleneceği ameller işlediniz ve işlediğiniz ameller sonucu benim koyduğum yasalar sizin kalbinizin mühürlenmesi sonucunu verdi. Demektir bu. Yoksa onlar inanmasın diye kalplerini kapattım değil haşa. Böyle bir şey olmaz zaten. Burada ince bir mesele var ve bu ince mesele hermenötik olarak Allahu Teala'nın sünnetullah olarak insan davranışlarının her birine ya ödül ya mükafat. Örneğin mesela suda gemiler yüzdürmeyi bir nimet olarak bize lütfettiğini söylüyor mesela. Suda gemileri sizin için yüzdüren odur diyor. Niye? Gemiyi insanlar yapıyor. Tahtayı yonttu, demiri bilmem ne yaptı, gemi yaptı. Ama Allah suya o gemileri kaldıracak yasayı koymasaydı biz orada gemi yüzdüremezdik. İşte yasanın sonucunu kendisine nispet ediyor ve o bir mükafattır, bir ödüldür. Gemiyi yüzdürme ödülüne insan layık oldu, gemiyi yüzdürdü ve size gemiyi yüzdürüten odur diyor. Niye? Çünkü yasayı o koydu. Bugün ayetler inmeye devam ediyor olsaydı bize diyecekti ki gökyüzünde sizi uçaklarla uçuran, füzelerle yıldızlar arası yolculuk yaptıran Allah'tır diyecekti. Neden? Çünkü uçağı uçurabilmemizin, füzeyle gökyüzün yıldızlar arası yolculuk yapabilmemizin yasalarının sahibi o. Yasanın sahibi yasanın sonuçlarını kendisine isnat etmektedir. Burada ne cebir var, ne cüzi iradenin ihlali var, ne de kelami bir sorun var. Tekrar konuyu toparlayarak e, ikinci örneğe geçeceğim. Müsaadenizle umarım yorulmamışsınızdır. E, i̇kinci ikinci örnekte konuyla çok yakından alakalı olduğu için o çok fazla zamanınızı almayacak. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde perde vardır. İnanmazlar ayeti, insan iradesini hiçe sayan, insan özgürlüğünü yok eden ve imtihan olma durumunu iptal eden bir cümle bir ifade değil. Tam tersine Fussilet suresindeki müşriklerin bizim kalbimizde senin davetine karşı efendim bir kapalılık var. Kalplerimiz sana kapalı. Kulaklarımız tıkalı. Gözlerimiz de aramızdaki perde nedeniyle birbirimizi görmüyor ya Muhammed. Sen boş yere bizi çağırıp durma, davet edip durma sözlerinin bir ironi sanatı olarak onlara yeniden iadesi ve aynı zamanda da Sünnetullah olarak Tevhidin vurgulandığı her şeyin Allah'ın elinde olduğu her şeyin Allah'ın e, kudretiyle gerçekleştiğine bir vurgu yapmak bakımından da onların kalplerinin mühürlenmesinin kulaklarının tıkanmasının gözlerinin körleşmesinin de yine Allah'ın yasalarıyla gerçekleştiğinin altını çizerek muhteşem bir tevhid dersi vermektedir ve bu ayetler birbirleriyle birlikte anlaşıldıklarında, Hiçbir anlam problemi, hiçbir özgürlük ve kelami, cebir ve kader gibi sorunlar içermemektedir. E, yeter ki bunlar arz etmeye çalıştığım hermönetik yöntem bağlamında ve yine sünnetullah kavramı ve ilahi üslubun e, anlaşılması gereken e, anlamda e, görülmesiyle inşallah mümkün olacaktır demiş olayım. Şimdi sevgili izleyenler son derece önemli olan ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimiz e, burada çok az yer kaldığı için e, ama bütünlük olsun diye buraya yazayım, buraya da sıkıştırmaya çalışayım müsaadenizle. İkinci örneğimizi de yine ben malimizden okumak istiyorum. İkinci örneğimiz de son derece konuyla e, ilgili örnek örneğimiz İsra Suresi İsra 17. surenin 16. ayeti. Burada e, yine mali okuyalım. Mali doğrudan mali okuduğumuzda karşımıza nasıl bir problem çıktığını görmemiz bakımından önemli. Değerli izleyenler Evet işaret koymuş muydum? Sanıyorum koymuş olmam lazım. Evet. Şimdi mali mahalle okuyorum. Maldeki e, verilen ifadeyi İsra 17. surenin 16. ayetini okuyorum. Buyuruyor ki Cenab-ı düz doğrudan bir okuyucu düşünün bu böyle okuyor şimdi buradan ne anlar bakın biz bir memleketi helak etmek istediğimizde biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına parantez açmışlar. Bu bir tahriftir. Bu doğru değil. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Elebaşlarına parantezinde itaati emrederiz de böyle bir şey yok. Bu doğrudan Kur'an'ı tahriftir. Lütfen Diyanet İşleri Başkanlığımıza buradan çağrı yapıyorum. Bunları yapmasınlar. Buraya bunu ekleyemez hiç kimse. Tefsirlerden yararlandıkları için böyle yapıyorlar ama bu doğru değil. Birazdan arz edeceğim. Elebaşlarına emrederiz de onlar orada kötülük işlerler Bakın bir memleketi helak etmek istediğimizde orada refah içinde yaşayanlara kötülük yapmalarını emrederiz. Kötülük işlerler de böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir. Oranın altını üstüne getiririz diyor ayette. Şimdi ben müsaadenizle ayetin de orijinal metnini yazacağım ve bu ayetin orijinal metni üzerinde sünnetullah olarak izah ettiğim durumun hermönetik yöntem olarak böyle düz olarak okuduğunuzda Allah durup dururken bir belde halkını helak etmek istiyor. Buna da vesile olsun diye oranın refah içinde yaşayan zengin, şımarık, varlık sahibi kimselere emrediyor ki onlar fısk işlesinler. Yani kötü işler yapsınlar ve bunun üzerine de Allah onları helak etsin, altların üstüne getirsin. Böyle söylüyor ayet. Düz okuyunca böyle. Peki şimdi buradan insanlar nasıl bir mesaj alabilirler? Bunu nasıl anlamalılar? Onun için Değerli izleyenler, bu 10. sohbetimiz ve dersimiz. Buraya kadar hemen hemen 9 derste şunu söylemeye çalıştım. Bu şekilde Musafı önümüze koyup böyle tercüme etmek, meal verip insanlara buyurun okuyun demek yararlı bir şey değil. Gördüğünüz gibi Önce inşallah benim bu yıl yayınlamayı düşünüyorum. Bu Kur'an hermeneti üzerine musafı anlamada yöntem diye bir usul, bir yöntem geliştirilmeli. Ve meal okuyacak her okuyucu önce bu usulü, bu yöntemi adam akıllı bir anlayarak inceden inceye okumalı. Sonra bu yönteme uygun olarak çevrilmiş olan mealleri okumalı. Yoksa bu haliyle hangi müellifin mealini okursanız okuyun son derece ciddi problemler ve sıkıntılarla karşı karşıya gelmek kaçınılmazdır. Evet ayeti yazıyorum. Allahu Teala buyuruyor ki ve iza eradna en nuhlike أن نهلك قرية أمرنا نطر فيها ففسقوا فيها fehakka aleyhel kav aleyhel hakku fedemmernaha tedmira bu tahtaya Musaf metinlerini kes yapıştır yapılaş yapamadığımız için yazıyorum. Vaktimizi almasın diye kes yapıştır yapabilirdik ama buraya Arapça e, fontları aktaramıyor. E, ya da ben halledemedim. E, yazıyorum onun için müsaadenizle. Şimdi malini okuduk ve doğrudan zahiri anlam verdiğimizde bu anlamın çok ciddi bir e, sorunu olduğu kesin. Ama biz sünnetullah çerçevesinde bunu anladığımızda sünnetullahı bu ayetin ifadeleri üzerine uyguladığımızda tatbik ettiğimizde hiçbir anlam probleminin olmadığını göreceğiz birazdan. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve izâ aradna en nuhlike kariyeten bir beldeyi helak etmeyi murad etmek ne demek? Yani buyuruyor ki biz bir beldenin helaki için yasalar belirledik. Sünnetullah Tabii bunun tersi de var. Bir beldenin mamur olması. Bir beldenin uzun ömürlü olması. Müreffeh yaşaması. Medeniyetler kurması. Bu da var Kur'an'da. Helak olması da var. Tersi de var. Bunun ikisi de Allahu Teala'nın iradesi. Helak da imar da her ikisi de sünnetullah'tır. Yani helak olmanın da mamure olmanın da yasalarını belirledik demektir. Eradna belirlemektir. Yasalarını belirledik. Nere helak olacak? Bir belde, karya, bir ülke, bir toplum, bir kültür helak olacak. Şimdi emrna bakın emretmek. Emrna sünnetullah'la yasası demektir. Buraya yazalım sünnetullah yasası. Emir ne? Sünnetullah yasa. Allah'ın emrine hem evrene hem insana yasalar koydu. Biz yasalar koyduk. Neye ilişkin yasa? Mütrefi, mutref, müreffeh, bolluk içinde yaşayan ve bolluğun kendilerini şımarttığı kimseler demektir. Yani bu beldede ha bu kariyer ağacı, bu beldede yaşayan müreffeh, her şeye sahip insanlar şımardılar ve bu yaşamları şımarık yaşam hayatın kıymetini bilmeme onlara bu yasa bu şımarma şımarma sünnetullah'ta şımarıklık az önce kalplerin kararmasına sebebiyet veren amellerde olduğu gibi bu şımarıklık onların kötülükler yapmasına neden oldu. Kötülükler işlediler. Kötülükler işlediler. Peki kötülük işleyenlere sünnetullahın nesi vardı? Cezası vardı. Helak cezası. O zaman bu kötülüğü işlediklerinden dolayı onlar üzerine ne gerçekleşti? Bakın. Fahakka aleyhül hak. Değil mi? Fahakka aleyh el kavli. Pardon. Hak yazmışım. El kavl. Evet. Fahakka aleyh el kavl. Burada onların hakkında kavl gerçekleşti demek sünnetullah sünnetullahın yasaları gerçekleşti demektir. Yani haklarında Allah'ın koyduğu sünnetullah yasaları gerçekleşti. Gerçekleşince de altları üstüne gelip helak oldular. Bakın zamirsiz tercüme ettim. Ama bütün Allah bunları kendine isna diyor. Biz yaptık, biz şöyle ettik diyor. Niye? Çünkü yasayı koyan sonuçları kendine isnat eder dedim. Şimdi Allahu Teala Allahu Teala diyor ki ben insanı yarattığımda bu dünyada insanın imtihan olmasını gerçekleştirmek üzere yasalar koydum. Ve dedim ki ey insan şöyle bir amel işlersen karşılığında şöyle bir mükafatı var. Şöyle bir amel işlersen karşılığında şöyle bir cezası var. Bakın bunlar dünyevi buraya da yazdık ya dünyevi. Dünyevi mükafat ve cezaları var. Peki Şimdi sen mükafat gerektiren bir amelde bulundun. Seni mükafatlandırıyorum. Niye? Ben mükafatlandırıyorum. Neden? Çünkü yasayı ben koydum. Sen cezayı gerektiren bir amel işledin. Seni cezalandırıyorum. Ben cezalandırıyorum. Niye? Çünkü yasayı ben koydum. Kendisine isnat ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla burada düz okunduğunda, zahiri olarak okunduğunda Allahu Teala durup dururken bir beldeyi helak etmeye karar veriyor haşa. Bu helaka da vesile olmaz için oranın şımarık, müreffeh, varlıklı insanlarına kötü ameller işlemelerini emrediyor. Onlar da bu kötülüğü yapıyorlar. Sonra da onları efendim helak ediyor. Bu metin böyle anlaşılamaz. Hermeneutik yöntem asla bunun böyle anlaşılmasına izin veremez. Çünkü fahakka aleyhel kavl diyor. Bakın burada el kavl sünnetullah'tır. Allah'ın onlar hakkındaki sözü sünnetullah ezelde verdiği kararı gerçekleşti. Bu karar ne? Sünnetullah'tı. Peki sünnetullah'ın kararı neydi? Şımarmak, dengesizlik yapmak, aşırıya gitmek ve helak olmayı hak edecek amellerde bulunmak sünnetullah gereği helak olmakla sonuçlanacak bir durumdu ve onlar da helak oldular. O halde şimdi biz bu ayeti kerimeyi o zaman böyle bir sünnetullah hermönetik ilkesi izahı Çerçevesi içine koymadan düz tercüme eder de bu şekilde başkanlığın malinde olduğu gibi okuyucunun önüne koyarsak okuyucu bundan ibret almaz, ders çıkaramaz, kafası karışmaktan ve bir problem içine duçar olmaktan kurtulamaz. O halde bizim bu ayet-i kerimeyi önce böyle bir açıklamamızın içine koymamız gerekir. Tercüme ederken de dememiz gerekir ki Allahu Teala koymuş olduğu sünnetullahı gereği bir beldeyi helak edeceğinde sünnetullahı gereği bir beldeyi helak ettiğinde ya da helak edeceğinde o belde ehli olanlar o beldede yaşayanlar helak olmayı hak edecek sünnetullah'ın haklarında gerçekleşmesine neden olacak kötü ameller işlemeleri gerekir. Onu işlerler ve işledikleri bu amellerin sonucunda helak olmayı hak ederek helak olurlar. Şeklinde anlam vermek zorundayız. Çünkü bu ayet-i kerimenin Kur'an'ın bütünlüğü içinde Kur'an'ın o hermenötik üçgenin üç kenarına yazmış olduğumuz üç temel ilkesi üzerinden vermek istediği mesaj budur. Bunun dışında bu ayete anlam vermek ve hele bu ayet-i kerimeler üzerinden kelami problemlere dalmak kesinlikle Kur'an mesajını tahriftir ve Kur'an mesajının karşısına pardon Kur'an mesajının efendim kastetmediği ya da Kur'an mesajıyla uyum sağlamayacak bir platforma kaçmak ya da düşmek anlamına gelir. O halde değerli izleyenler, bugünkü hermenetik örneğimizde iki önemli örnek üzerinde durdum. Bir, Allah'ın kalplerini ve kulaklarını, gözlerini mühürleyip hakikati göremediklerini beyan ettiği Sure-i Bakare'nin 6. 7. ayetlerinin Fussilet 5. ayetle irtibatlandırılarak nasıl sünnetullah çerçevesinde doğru anlaşılması gerektiğine, bir de İsra suresinin 16. ayeti olan bir beldenin helak oluşuna ilişkin ifadenin doğru anlaşılması için nasıl bir yöntemle bu ayetlerin okunması gerektiğine dikkatlerinizi çekmeye çalıştım. Yorulduğunuzu biliyorum, ben de toparlayıp bitiriyorum. Ee, sevgili izleyenler inşallah salı günü e, aynı saatte Allah'tan bir mani olmasa e, örneklerimize devam edeceğiz. Üslupla ilgili örnekler vereceğim. Çok örnekler vermeyi düşünüyorum. E, bu örnekler çerçevesinde e, hermönetik yöntemin hem nasıl işlediğini size göstermeye çalışacağım. Hem de bu çerçevede Kur'an'ı daha doğrusu musafı anladığımızda Şimdiki haliyle musafın m, maruz kaldığı anlam ve anlaşılma sorunlarının nasıl giderilmiş ya da giderilebileceğini de göstermek istiyorum. Sonuç olarak e, tekrar en başa dönerek bitirmek istiyorum konuşmalarımı. E, sizlerle paylaşmaya çalıştığım hermönetik yöntemimin geleneksel arka planına dikkatinizi çektim ve gelenekten nasıl beslendiğine, gelenekle nasıl bir irtibat içinde olduğuna ve geleneğin birikiminin yanında başka geleneklerden farklı birikimlere nasıl kendisini açtığına, oradan nasıl bir entegre bir sistem ortaya koymaya çalıştığıma ve bunlardan hareketle hermenetik yöntemin e, Kur'an'ı Allahu Teala'nın gönderiş gönderili gönderiş amacına uygun olarak anlayabilmemizi mümkün kılacak hangi temel ilkelere, hangi hermünatik e, yönteme e, efendim dikkatlerinizi çekmeye çalıştığıma e, bu konuşmamda e, değindim. E, umarım meramımı anlatabilmişimdir. Umarım verdiğim örnekler anlaşılır olmuştur. Aslında ben bu tür örnekleri yüz yüze konuşabilmeyi ve e, muhataplarımın yüzlerine ve gözlerinin içine bakarak anlatabilmeyi çok seviyorum. O zaman daha Anlaşılır, Daha iyi konuşuyorum ama şimdi e, sadece ekrana konuşabildiğim ve sizleri göremediğim için e, ancak bu kadar anlatabiliyorum. E, beni hoş göreceğinizi umuyorum. E, hepinize e, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum efendim. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, sağlıkla, afiyetle kalın inşallah.